11 ayın sultanı, hoş geldin güzel Ramazan. Soframıza bereket, yüreklere sevgi, kalplerimize huzur getirdin. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Of, aman aman, üf be üf, üf. Allah. Bu ne be? Canım sıkıldı ya. Püh. Allah Allah. Vay Karagözüm, ne yapıyorsun yahu? Be. Ama sorma ya. Vallahi canım sıkılıyor. Hacı Cavcav. Hem de çok sıkılıyor canım, çok. Hayırdır yahu Karagözüm? Ne oldu böyle kös kös duruyorsun? Ya hayır mı şer mi bilmiyorum ama canım sıkılıyor canım. Anladın mı? Bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. He, anladım. Sendeki durum biraz tipik bir boş gezeruz hastalığı. Be. O ne be? He. O ne demek? O da bir çeşit hastalık, hastalık. Tedavisi çok kolay. Hobius uğraşus. Ne diyorsun be adam, anlamadım. Bana bak, Hacı Cavcav. Tepelerim ha. Böyle acayip acayip konuşma, zaten 60 olan tepeme iyice attırma. Bak, ağzını burnunu kırarım ha. Duydun mu? Aa, ama çok ayıp yahu. Olmuyor ama bak, çocukların önünde çok ayıp canım. Ne demek öyle tepelerim, ağzını burnunu kırarım filan? Ayıp oluyor Karagözüm. İyi de canım, sen de o zaman düzgün konuş. Ne öyle hobilis, hübilis, bübilis. Ne diyorsun ya? Yahu sendeki hastalığı diyorum canım. Sendeki hastalık boş gezeruz hastalığı. Allah Allah, bana bak. Bak yine aynı şeyleri söylüyor ya. Ya o hastalık ne? Ne boş gezeruz hastalığı, o neymiş? Yani sen boş kaldığın için sıkılıyorsun ya. Boşsun boş. İşin yok, o yüzden sıkılıyorsun diyorum. Ha, şunu söyle. Şöyle dürüstçe söylesene, doğru dürüst söylesene bir adam, olmuyor mu? Boşu boşuna. Yok, boz gezeruzmuş da boş gezeruz. Ne demek ya? Allah Allah, beni sinirlendirme bir adam. Ya canım, şaka olsun diye söyledim ama sen de hemen alınıyorsun yahu. Çocuklar biraz gülsün diye söyledim, gülsün diye. Be, neydi öbürü? Hastalığın tedavisi gibi bir şey söyledin, o neydi? He, o şey, hobius uğraşus. O ne demek ya? O ne demek? Yani boş duranı, efendime söyleyeyim, boş duranı Allah da sevmez, kul da sevmez. Sen bomboş oturuyorsun akşama kadar. O yüzden canın sıkılıyor tabii. Ha. Ya şunu doğru dürüst söylesene arkadaş. Şaka baka, hakikaten korktum ya. Hastayım sandım, biliyor musun Hacı İvan? Ya Karagözüm, şaka yaptım sana, şaka. Yani diyorum şu anda senin sıkıntın normal. Yani boş boş geziyorsun sen. Aslına bakarsan senin uğraşacağın bir şeyler olsaydı böyle sıkılmazdın, biliyor musun? Anlamadım. Neler olsaydı mesela? Ne bileyim ben, hobin olsaydı, hobin. Bobilerim var ya benim ya. Bobilerim mi var benim? Anlamadım. Bobilerim var mı? He? Ya bobi değil yahu. Hobi, hobi. Yani güzel uğraş. Boş vakitlerini değerlendirmek için yapacağın işler. Aa, anladım. Hoş vakitleri değirmene götürmek için nereyi dolaşacağım, anlamadım. Ya Karagözüm, öyle değil. Nasıl yani? Anlatsana o zaman. Canım boş vakit diyorum yahu, boş vakit. Ben de onu söylüyorum be adam. Hoş vakit, hoş vakit. Ya hoş vakit değil, boş vakit. Ya anladım, tamam şimdi anladım. Boş vakit diyorsun ya sen. Ne yapacağız peki boş vakitte? Bak Karagözüm, mesela boyama kitaplarını boyayabilirsin. Ben çocuk muyum ya, boyama kitabı boyayacağım? Canım sen çocuk değilsin tabii ama en azından çocuklarına yardımcı olabilirsin, olmaz mı? Ondan sonra ne yapacağız başka? Ne bileyim ben, bahçe işiyle başka uğraşabilirsin. Bahçeyle uğraşmaz mısın? Konu komşuya yardımcı olabilirsin. Heh, ne bileyim, ev işlerine yardımcı olabilirsin. Boş durmaktan iyidir canım. Şimdi ben ev işlerine yardımcı olduğum zaman, konu komşuya yardımcı olduğum zaman sıkıntılarımdan kurtulacak mıyım? Tabii canım, birilerine iyilik yaptığın zaman tabii ki sıkıntılarından kurtulacaksın. Anladım, anladım, tamam anladım. Hem Karagözüm, bak böyle yaptığın iyiliklerden dolayı karşılık beklememek
Ve karşılığını sadece Allah'tan beklemek çok güzel bir duygudur. Anladım, anladım, tamam. Yani ben bunları bilmiyordum Hacı Cavcav, iyi oldu Allah, biliyor musun? Anlaşıldı, anlaşıldı Karagöz'üm, sen yine olayın üstüne basmamak için böyle anladım anladım deyip kaytarıyorsun yahu. Nasıl da birisinin üstünü kaplamalı, üstü kaplamalı ıspanak böreğini sevdiğimi nasıl bilirsin ama he? Ne ıspanak böreği yahu? Sen diyorsun ya işte sağa sola ıspanak böreği diye bağırıyorsun diye. Allah Allah, Karagöz'üm nereden çıktı yahu? Ben senin bunca yıllık dostunum. Hı? Biliyorsun sen de benim bunca yıllık dostun olduğumu. Beni iyi dinle bak, yanlış anlama. Evet evet. Ben senin bunca yıllık tostunum. Nasıl ama? Bana çok komik ya. Ya tostu değil, bırak onu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu da senin boş vakitlerini geçirebileceğin şeyler olsun. Tamam mı? Tamam. Söyle sen. Söyle bakalım ne yapacağız? Söyle söyle. Efendime söyleyeyim. Boş zamanlarını değerlendirmek için evde mesela kileri düzeltebilirsin. Heh? Odanı derleyip toparlayabilirsin. Benim odayı zaten benim hanım derleyip duruyor canım. Canım sen de ona yardımcı olabilirsin o zaman. Nasıl yani? Ya uğraşacağın bir şey işte Allah Allah. Can sıkıntın olmayacak. Boş boş gezmeyeceksin anladın mı? Anladım anladım. Peki böylece ne olacak ki? Böylece en azından hayatı birlikte paylaştığın insanlara yardımcı olmuş olacaksın, yardımcı. Onların ellerinden tutacaksın. Heh? Ondan sonra iyilik yapmış olacaksın. Hı? Ne demişler? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir. Anladın mı? Doğru doğru. Doğru söyledin vallahi. Tamam peki. Bunu yapınca ne olacak? Bunu yapınca ne olacak onu anlamadım. Bunları yapayım ben de. Yahu bunları yapınca tembellikten kurtulacaksın be adam. Anlamadım yahu. Hangi terlikten kurtulacağım? Terlik değil be adam. Tembellik, tembellik. Anladım. Kellik, kellik. Bana bak benim kelime mi laf ediyorsun ha? Ya kellik değil be. Allah Allah. Tembel olmaktan kurtulacaksın diyorum. Tembel olmaktan kurtulacağım. Ya söylesene başta doğru dürüst de. Allah Allah. Ben de doğru dürüst anlasam olmaz mı Allah aşkına? Yani sen şimdi diyorsun ki hiç olmazsa en azından bir kişiye iyilik yapmak bize de fayda verir ha? Doğru mu? Tabii ki canım. İyi. Peki nereden bulacağım? Ha? Olur yapayım. Çevrene bir bak. Çevrene bir bak. İyilik yapacağın kişi o kadar çok ki. Bir kişiye güler yüzle bakmak bile iyiliğin en güzellerinden birisidir biliyor musun? Dur o zaman. Ben sana şöyle bir güler yüzle bakayım. Nasıl? Olacak mı bakalım iyilik? Ya o Karagöz'üm. Vallahi bak hadi hadi. Hadi oldu diyelim hadi. Güzel baktın tamam. Şimdi ben de oldu mu yani? Sence doğru söyle ya. Puan kazandın mı? Yani sana bile baksam böyle gülerek puan kazanır mıyım? Yani iyilik yapmış olur muyum? Tabii yahu. Hanene artı puan yazılır. Bak benim gönlümü hoş ettin mesela. Ben demin güldüm. Bana güler yüzle baktın. Ya o zaman senin hanene artı puan yazılır tabii ki. İyi iyi oh ne güzel yahu. Ne kadar kolaymış. O zaman ben gideyim de bizim evdekilere de biraz güler yüzle bakayım. He? Çoluğa çocuğa gelene geçene güleyim biraz olur mu? Nasıl olacak bakalım. Olmaz yahu öyle şey. Herkese de böyle gülersen seni deli zannederler deli. Zaten akıllı değilim ki ben. Vallahi çok komik ya. Hadi bana hoşça kal o zaman. Hadi bana müsaade hoşça kal. Ben gidiyorum vallahi çok komik ya. Hoppala cuppala hadi bay bay koca oğlan. Hadi bay bay. Ya Karagöz'üm dur gitme yahu dur dur. Allah 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 Allah. Yine gitti bak. Allah'ım ya Rabbim. Sağa sola gülecek. Sağa sola gülecek. Ondan sonra deli diye buna bakacaklar deli diye. Allah'ım. Bari hastaneye falan götürmeseler değil mi? Yok yok götürmezler. Zaten bizim Karagöz olduğunu bilirler herhalde. Ay ya delirdi sanırlarsa. Çok kötü oldu ya bu. Neyse. İşte böyle çocuklarım. Bakın. Gördünüz değil mi? Herkese iyilik yapmak insanın güzelliğini arttırır. Yaptığınız iyilikler sizin hanenize yazılır. Sizin de yapacağınız iyilikler vardır tabii ki. Mesela sofra hazırlanırken annenize yardım etmek, he? Tabakları götürmek, bardakları masaya koymak, ne bileyim ben, çatal kaşık getirip götürmek, değil mi? Sonra bak çok önemli bunlar. Odalarınızı tertipli, düzenli tutmak, dağıtmamak, çantanızı
güzelce dağıtmadan hazırlamak, kullanmak. Aa, bu çok önemli. Ödevlerinizi zamanında yapmak, değil mi? Büyüklerinizin sözlerini dinlemek. Bunların hepsi sizin yapacağınız iyilikler, güzelliklerdir. Bunlar da size güzel puanlar kazandırır, efendime söyleyeyim. Yani güzellikler kazandırır, değil mi? Hadi bakalım, tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Ray ri ri ray ra ri 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 ray ri ram. Bay bay. 11 ayın sultanı, hoş geldin güzel Ramazan. Soframıza bereket, yüreklere sevgi, kalplerimize huzur getirdin. Vay 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 vay. Vay 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 vay.